Tüp bebek tedavisi sadece bir hamile kalma tedavisi değildir. Aynı zamanda bebeklerde oluşabilecek genetik tanıların, hastalıkların önlenmesi veya anne babanın taşıdığı hastalıkların bebeğe geçişinin önlenmesi tedavisidir. Preimplantasyon genetik tanı, anne rahmine bebek yerleşmeden evvel embriyonun sağlıklı olup olmadığını anlama demektir. Bu bebek daha rahme konmadan bir hücre topluluğuyken 3. ya da 5. gün bebekten alınan bir hücrenin genetik olarak incelenmesi ile olur. Bu 3. günde yapıldığı zaman FISH denilen test, 5. günde yapıldığı zaman RACGH ya da NGS adıyla adlandırılan teknik isimleri var. Her birisinin kendi kullanım alanında mevcut. Bebekler konmadan evvel sağlıklı mıdırlar, değil midirler? Bu şekilde anlanıp sağlıklı bebeklerin rahmin içerisine konması sağlanır. Tüp bebek tedavisi sırasında tekrar eden düşükleri olanlar, anne ve babada bir genetik hastalık taşıyıcılığı varsa hasta bir çocuğun oluşmasının önlenmesi, anne ya da babamın kromozom yapılarında bir bozukluk var da bu yüzden düşük oluyorsa, doğru kromozom yapılı olan çocuğun anne karnına yerleştirilmesi ve bu şekilde düşüklerin önlenmesi, bir de bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Mesela bir ailenin, bir çiftin karı koca talasemi Akdeniz anemisi taşıyıcısı olduğunu düşünelim ve farkında olmadıkları için bir tane de hasta çocuklarının doğmuş olduğunu düşünelim. Şimdi bu aile tekrar tedavi olarak rahmin içerisine de hem sağlıklı hem de birinci çocuğun HLA'sına yani doku grubuna uyan bir bebeği transfer ettirerek çocuk doğduğunda hem sağlıklı hem de ilk doğan hasta çocuğa kemik iliği nakli yapılabilecek kadar doku grubu uyan bir çocuğa sahip olabilirler. Bir kadın tüp bebek tedavisi sonrası da olsa, kendi kendine de olsa, hamile kalıp düşük yapıyorsa bu düşüğün iki sebebi olabilir. Bir tanesi anne rahmiyle alakalı ya da tüplerle alakalı, yani anneye ait sebepler. Bir tanesi de rahmin içerisine yerleşen bebeğin genetik yapısının bozukluğuna ait sebepler. Yani bir gebelik rahim içerisinde yerleşip de orada büyüyemiyorsa ya bebekte bir sıkıntı vardır, ya anne rahmiyle ilgili bir sıkıntı vardır. Anne rahmiyle ilgili olan sıkıntılar ultrason ve rahmi etkileyen bir problemin olup olmadığı ve rahim filmiyle tespit edilir. Rahim içerisine yerleşen bebeğin sağlıklı olup olmadığını anlamanın yolu ise bu bebeğe yapılan genetik testlerdir. Eğer bir kadın düşük yapıyorsa bizim tavsiyemiz rahmin içerisinde büyümeyen bebeğin mutlaka genetiğinin incelenmesidir. Bu da bebeğin alınmasıyla ve genetik incelenmesiyle oluyor. Bu sayede bebek yüzünden mi yoksa rahim yüzünden mi düşük yaptığı anlaşılıp ona göre tedaviye devam edilir. Şimdi bir kadın tekrar düşük yapıyorsa karı koca mutlaka genetik analiz yapılmalı. Genetik bir problemin anneden ya da babadan gelen bir problem yüzünden mi oluştuğunu yoksa tesadüfen mi oluştuğunu anlamak lazım. Bazen ileri anne yaşında da bebekler sağlıksız oldukları için tekrarlayan düşüklerle karşımıza gelebiliyorlar. Karı koca genetikler yapıldıktan sonra ve rahim filmi çekilip de rahimle ilgili bir sıkıntı da olmadığı görüldükten sonra tüp bebek yapıldığında kadının yaşına ve embriyo sayısına göre 3. gün ya da 5. gün rahmin içerisine bebek konmadan bebeğin bir ya da birkaç hücresi alınarak genetik olarak incelenir. Bu genetik inceleme sonucunda bebeğin haploid, diploid yani kromozom yapısı incelenerek sağlıklı olan genetik kromozom yapısı sağlıklı olan bebeğin rahmin içerisine konması sağlanır ve bu sayede düşük olması engellenmiş olur. Şimdi bir ailenin sağlıksız bir çocuğu oluştuysa bir kere mutlaka o çocuğun hastalığının ne olduğunun teşhisinin konması lazım. Bu hastalık teşhisi konduysa bu hastalığın nasıl bir geçişe sahip olduğu da araştırılır.
anneden mi geliyor, babadan mı geliyor, tesadüfen mi olmuştur, anne baba taşıyıcı mıdır bakılır. Bunlar tespit edildikten sonra bir hastalık adı varsa elimizde, bunun mutlaka genetik bir karşılığı da vardır. O genetik karşılığı da kromozomal olarak tespit edildiyse, hangi gendeki mutasyona bağlı olarak oluşmuş olduğu, bir tüp bebek yaptığımızda embriyoyu rahmin içerisine daha koyarken bu embriyonun bu genetik hastalığa sahip olup olmayacağını anlamış oluyoruz. Böylece sağlıksız olan embriyolar imha ediliyor, sağlıklı olan embriyolar rahmin içerisine konuyor ve kadın gebe kalırsa, en azından gebe kaldığında bu hastalığı çocuğun taşımadığından da emin oluyoruz.